Hepinize merhabalar arkadaşlar. Yeni videom hoş geldiniz. Ben Seyit Ali. Bugün sizlerle birlikte Pro League Soccer'ın e, başlangıç rehberini size oyunu tanıtmaya çalışacağım. Bildiğiniz üzere oyun çıkalı e, çok fazla bir zaman olmadı. E, o yüzden bilmeyenleriniz olabilir diye e, bu oyunu size tanıtmak amacıyla bu videoyu çekme kararı aldım. Eee direkt isterseniz uzatmadan hemen e, video bilgilendirmesine geçelim. Arkadaşlar şimdi oyuna ilk girdiğinizde karşınıza iki seçenek çıkıyor. National ve kulüp olarak iki seçenek beliriyor karşınıza. Kulüp zaten bildiğiniz üzere kulüp. National da bilmeyenler için söyleyeyim ulusal demek. Hemen National'da başlayalım mesela. National ulusal demekti bildiğiniz üzere. Burada çeşitli milli takım organizasyonları mevcut oluyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Avrupa ülkesinde Avrupa Uluslar Ligi ve Euro 2020. Euro Cup bu arada Euro 2020 olmuş oluyor. Amerika'da gördüğünüz gibi Amerika Cup ve Amerika Uluslar Ligi, Asya Uluslar Ligi, Asya Cup, Afrika Kupası ve Afrika Uluslar Ligi ve son olarak da World Cup yani Dünya Kupası mevcut. Gerçekten güzel olmuş bir sürü organizasyon var. Tabii ki sizlerin isteğiyle bunların hepsini yapacağız. Ama şu anlık hiçbir şey yapmadan sadece size oyunu tanıtacağım. Kulüp seçeneğimize geldiğimizde ise arkadaşlar gördüğünüz üzere burada 8 tane ülke mevcut. Bu 8 ülkede bu 8 ülkenin her birinde de üçer lig mevcut oluyor. Bu ülkenin en alt liginden bir takım seçerek mesela örneğin İngiltere ülkesini seçtik ve İngiltere'nin en alt liginden bir takım seçiyoruz burada gördüğünüz üzere. Takımların isimleri ve takımların logoları lisanslı değil. Ayrıca oyuncular da lisanslı oyuncu isimleri de lisanslı değil. Bunun düzeltilmesi gerekiyor ama yine de çok bir şey de fark etmiyor. Aslında oyun güzel çünkü ben biraz oynadım burada takımlardan herhangi birini seçiyorsunuz. Ve en alt ligden yani İngiltere 3. liginden Premier Lig'e çıkarmaya çalışıyorsunuz. Gördüğünüz gibi. şimdilik burada East London takımını seçmiş oldum. şimdi şuradan hemen size göstereyim. Mesela hemen oyun ayarlarını göstereyim mesela. Burada maç time yani vakit. Maçın ne kadar olacağını buradan değiştirebiliyorsunuz. 12, 4, 8, 12 şeklinde. Ortası ben 6 olarak kullanıyorum. E, match Level. Yani oyuncular ne kadar e, iyi olsun karşında. Yani amatör mü oynasınlar yoksa profesyonel mi gibisinden. Kontrollerde manuel mi otomatik mi e, olarak yine buradan değiştirebiliyorsunuz. E, kamera. E, bu da kamera derecesi. Ben bunu yine 22'de en başta aldığı gibi alıyorum. Yani kamera eğimi gibi düşünün Bu da kamera e, altındaki de kamera height yani kamera yükseklik alçaklığı e, yani pilot kamerası futbol tabiriyle edit Controls de buradan da yine istediğiniz şekilde kontrol edebiliyorsunuz gördüğünüz gibi ama ben Tabiki ki eskisini uygun buldum. Daha sonra zaten oyunda pek fazla bir ayar yok. Bunları da hemen hızlı bir şekilde göstereyim. Son zaten ses oluyor. Oyun sesi yani. İsterseniz sıfır isterseniz 100 yapabiliyorsunuz buradan bunu. Ee, daha sonra burada grafik, e, yanlışım yoksa grafik olması lazım. High, Low, Düşük, Yüksek şeklinde olması lazım. Daha sonra e, diğerlerine geçelim. Daha sonra cross quality'ye geliyoruz. Bu da e, bildiğiniz üzere çim kalitesi normal mi olsun yoksa high yüksek mi olsun benim için fark etmez. E, daha sonra shadow e, quality bu da e, gölge kalitesi yine. Düşük mü orta mı yine buradan yüksek mi olduğunu ayarlayabiliyorsunuz. Daha sonra show player name yani oyuncunun üzerinde isim mevcut olsun mu olmasın mı buradan tik olarak işaretleyebiliyorsunuz. Daha sonra radarın olup olmaması Yine buradan işaretleyebiliyorsunuz ee, Show PS e, FPS'de e, Zannımca şöyle mesela bir gol attınız Tekrarını izlemek istiyor musunuz Gibi bir şey yani Bu da yine kalsın ee, Ya da fark etmez Yani ben bunu daha sonra ayarlayabilirim Daha sonra e, Sensel dedik 7 dedik yani e, Burada oyun ayarlarını Sizlere gösterdim e, İsterseniz Başka ne yapabiliriz mesela? Starts neymiş burada? Bunları göstereyim size. Bunlarda gördüğünüz üzere takım istatistikleri. Kaç kırmızı kart, sarı kart, sevd kurtarış, most assist, top scorer's de gol olmuş oluyor. Daha sonra da takım, team diyoruz takım. Daha sonra da buradan da gördüğünüz üzere takım profili. Buradan ismini de kendiniz değiştirebiliyorsunuz. Est London mesela. Ee, daha sonra da e, yine gördüğünüz üzere buradan da sanırım Evet tamam ismini buradan edit name e, isim düzenleme Buradan da logo e, düzenleme sanırım Daha sonra da e, gördüğünüz üzere burada da formalar mevcut Burada e, şu, e, bu alttakiler kaleci e, Bunlar da oyuncuların formaları olmuş oluyor Daha sonra da players burada da oyuncular var dediğim gibi oyuncuların isimlerini okumayacağım çünkü çoğunun ismi lisansı değil yanlış yani. o yüzden hiç de zorlamaya gerek yok. burada da oyuncular mevcut. Tabii şöyle de bir şey yapabiliyorsunuz. edit players dediğimizde isimleri de sanırım düzenleyebiliyoruz gördüğünüz üzere. Buradan da ben kendim yine istediğim şeyi yapabilirim demektir bu. Herhangi bir tak yani bu aslında benim için iyi bir şey çünkü ee, en kötü yani ismini bilmediğiniz oyuncuların bile ismini değiştirerek bildiğiniz şekilde yapabiliyorsunuz gerçekten bu güzel olmuş yani e, is oyuncuların isimleri yanlış verildiğinde bir an korkmuştum ama bu şekilde düzeltebilmek en azından biraz daha iyi bence gerçekten ee, daha sonra da gördüğünüz üzere zaten buradan seçtiğiniz oyuncular da e, burada gördüğünüz gibi top kontrolü e, hız kondisyon gibi özellikleri de burada gördüğünüz gibi veriliyor bakın bunlar da oyuncuların özellikleri daha sonra da back dedik ve geriye geldik daha sonra team de bitti ve match dediğimizde ise burada da sanırım şurada friendly match yani sanırım bu arkadaş maçı oluyor gerçekten bunu deneyebiliriz isterseniz de eğer bir sonraki videolarda Arkadaş maçını hiç kurcalamayalım Spoiler vermeyelim İngiliz ee, Lig 3 Heh, Burada da maçlar ve fixtürler var Gördüğünüz üzere Daha sonra tekrar statüs Gelelim buraya Zaten anlatacak pek fazla bir şey kalmadı ee, Zaten olay çok Yani oyun çok zor bir şey değil O yüzden anlatılacak pek bir şey yok e, Videoda fazla uzamasın e, Söylediğim gibi iler, ilerleyen haftalarda Yine yeni takımlar seçip e, Yeni liglerde Şampiyon olmaya çalışabiliriz Dünya kupası organizasyonları yapacağız sizlerle birlikte Arkadaş maçını deneyeceğiz e, Deneyeceğiz diyorum çünkü e, bildiğini e, Bilenler vardır Mobi Soccer ligde de arkadaş maçı Modu vardı ama onu ben bir türlü Ayarlayamadım yani arkadaşımla e, Bir maç yapamamıştım Burada olacak mı diye merak ediyorum O yüzden deneyelim dedim ee, neyse inşallah videomu beğenmişsinizdir Beğendiyseniz yorum atmayı unutmayın Özellikle çok like ve e, Abonelikten çok yoruma ihtiyacım var Gerçekten video fikri bulmakta Özellikle zorlanıyorum İyi kötü her şekilde beni eleştirebilirsiniz ama e, Video fikri, fikirlerinizi de yazabilirsiniz Beni de eleştirebilirsiniz e, tabii ki hepsine kalp koyacağım Yorum atalı, e, atan olursa e, Çünkü yorum çok az Videolarıma hiç yorum gelmiyor Abonem e, az diye yorum gelmiyor Neyse uzattım. İnşallah videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz yorum atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.